Herkese merhabalar. Yeni videomuzda yeniden karşınızdayız. Hatırlatmak isteriz ki alttaki tarihler fotoğraflara aittir ve vefat tarihleri videonun açıklama kısmında mevcuttur. Mahallenin muhtarları, Oğuz Yalçın, Filiz Kaynak, Avni Tüfikoğlu ve Nursan Esenboğa'nın yönettiği, Kandemir Konduğun senaryosunu yazdığı, 1992 ila 2002 yılları arasında yayımlanan aile türündeki televizyon dizisidir. Dizi, 5 Ekim 1992 tarihinde Kanal 6'da yayımlanmaya başladı. 2 sezon boyunca burada yayımlandı. (18 Temmuz 1994'te yayımlanan 78. bölümün ardından Kanal 6'ya veda etti ve ATV'ye transfer oldu. (7 sezon boyunca 228 bölüm ATV'de yayımlandıktan sonra diziye 9 ay ara verildi. Dizide, 9 senede toplam 306 bölüme ulaşılmıştı. Yeni bölümleri 1 Ekim 2001 tarihinden itibaren Kanal D'de yayımlanmaya başladı. 14 Ocak 2002 tarihine kadar 13 bölüm boyunca Kanal D'de yayımlandı. Daha sonra Star kanalına transfer oldu. (13 Şubat 2002 ile 18 Haziran 2002 tarihleri arasında Star kanalında 18 bölüm yayımlandı. (10 sezondan oluşan dizi, 18 Haziran 2002 tarihinde yayımlanan 337. bölümü ile sona erdi. (1992 ila 1997 yılları arasında mahallenin kahvecisi ve dizinin başrol oyuncularından Temel, Muhtar Bey'in kızı Fadime'nin peşinden koşturup durdu. Uzun süre Fadime'nin inadıyla boğuşan Temel, sevdasından vazgeçmedi ve Fadime'yi evlenmeye ikna etti. Evlenecekleri gün, evde ütü yapan Fadime hayallere daldı ve ütü yüzünden çıkan yangında hayatını kaybederek diziden ayrıldı.
1997 ila 2002 yılları arasında ise Temel Şirin Aşkı işlendi dizide. Şirin'in yeğenleri üniversiteyi kazanmış, bu yüzden Şirin de yeğenleriyle birlikte Behiye'nin oğlu Can'ın kiracısı olarak İstanbul'a taşınmıştı. Bir süre sonra, Temel, Şirin'den hoşlanmaya başladı ve zamanla sevgisine karşılık buldu. Ancak Şirin'in ablası Melek Temel'i istemediği için evlenmeleri zaman aldı. Dizinin son bölümünde, Temel ile Şirin, ikiz bebekleri olacaklarını öğrenirler ve büyük bir sevinçle ekranlara veda ederler.